Bay bay, sen de top. Aldım abi. Hadi başla çek. Sayın Cumhurbaşkanımızı İya'dayı ziyarete geldik. Ben ilk kurulduğumda ikinci günü oradaydı. O kadar işine rağmen, o kadar şeyine rağmen gelip elini öpmek istedim. Şimdi ona gidiyorum. Bir yıl geçti saldırının üzerinden. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Oğlunuzun tweet'i var. İyi ki doğdun diye bir yaşında olduğunuzu yazmış. Ne düşünüyorsunuz? Bir yaşında olduğumu ben yazdım. Ayrıca da ağlamadım yani. İbrahim abi, Kadir İnanır'ı da ziyaret ettiniz. Evet. Peki çok duygulandığınız söyleniyor. Ne diyorsunuz bu konuda? Orada da duygulanmadım. Kadir Bey de duygulanmadı. Gayet normaldi. Çok iyiydi çünkü moral de düzgündü. Yani bu duygulanma, ağlama işlerini kapatın Allah aşkına ya. Saygılarımı iletiyorum. Tamam, geçmiyoruz bir saniye. Tamam, teşekkür ederim. Geçmiş sene hep dua ettik. Herkes dua etti. Pek çok kimse dua etti. Pek az insana bu kadar çok kimse dua eder. Allah bu duaları kabul etti. Şimdi yeniden aramıza döndü. O, biz onun peşinde aman bir an evvel iyileşsin. İyileşsin, bir an evvel iyileşsin. Yine sevdiği milletine, halkına dönsün diye koşarken o ayağa kalktı, eline iki baston aldı. Yeniden milletin arasında koşmaya başladı. Ve yeniden sanatını icraya, yeniden mesleğini icraya başladı. Ne kadar mutluluktur bu. Bunu sevinçle karşılıyoruz. İçinde büyümüş, topraklarından gelir. Ve söke söke yolunu kendisi yapar. İçindir ki hayatını kazanan herkese bu hayatın nasıl kazanılacağının örneğidir. Onun için kendisinin ne yaptığı, nasıl yaptığı, başarısını neye borçlu olduğu bir kitap, bir laftır. Bu ülkenin çocukları, Sayın Tatlıses'in hayat hikayesini iyi öğrenmelidirler. İyi öğrenmelidirler, iyi öğretmelidirler. Pek çok güzel şeyi bunun içerisine alacaklardır. Evet, aşağı yukarı bir sene akşam bir tarih, bir kutlama olayı var orta yerde. Bu kutlama olayı Sayın Tatlıses'in yeniden hayata dönmüş olması, yeniden çalışmaya dönmüş olması, yeniden insanlarla beraber olmaya dönmüş olması gibi, onun yıldönümü olduğu gibi, bizim kendisini ziyaret etmiş olduğumuz günün de yıldönümüdür. Tatlıses'in kızına pasta keseceğiz. Ve onun için ilk sağlık dolu günler dileyeceğiz. İnşallah daha iyi güzel şeyler yapma. Giderken mi? Sağ ol. Bu düşüncesine çok teşekkür ederim. Az önce bir tarih gösterdi gerçekten. 2011 Mart'ın bugününde, aynı 15'inde, Mart'ın 15'inde ve saat 17'de. Biz de şu anda 15'inde, 2012'nin 15'inde, bir sene sonra ve saat 5'te buradayız. Onu kendisi bana hatırlattı. Ben gerçekten bugünün böyle olduğunu bilmiyordum. Ve bir seneyi doldurduğumuz için pasta şey yapmış, sağ olsun. Onun büyüklüğü, her zaman büyüklüğü tartışılır. Sayın Cumhurbaşkanımızı çok severim gerçekten. Ülkemize çok faydası olmuştur. Böyle insanlar nadirdir yani. O benim için ne kadar güzel şey söyledi. Ben onun için beceremiyorum, özür dilerim. O bizim her zaman yüreğimizde, kalbimizde bir cumhurbaşkanımızdır. Devlet adamıdır. Bu bizim büyüğümüzdür. Ondan feyiz almak bizim için şereftir. Saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
Öyle mi? Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. Evet, sahnelere ne zaman döneceksiniz İbrahim Bey? Efendim? Sahnelere. Cenab-ı Hak ne zaman izin verirse, Yaradan ne zaman derse ki yürü, o zaman. Kendi başımıza hiçbir şey yapamayız. Ayşegül Hanım da burada mı? Ankara'ya gelmiyor mu? İstanbul'da evi düşüyor. Yarın gidiyoruz Cuma. İstanbul'a dönüyoruz. Dönmeden önce o mübarek eli bir öpmek istedim. Evet. Hazır mısınız? Sağlık durumumuz hakkında çok az bir bilgi alabilir miyiz? Sağlık durumum çok iyi. Allah'a şükür. Gata'nın bana çok iyi geldiğini biliyorum. Ve Gata Türk milletini anlatamıyoruz yani. Dünyada ikinci diyorlar. Bence dünyada birinci. Yani Amerika birinci diyorlar ama değil. Gata gerçekten dünyada birinci. Oraya insanların gelip sedyeyle gelip yürüyüp giderek koşarak çıktığını biliyorum. Onun için bize yanlış anlatmışlar yani. Almanya'ya gittik. Almanya'nın tabii ki faydası oldu ama burada memleketimizde, özümüzde, toprağımızda böyle yerler varmış. Biz farkında değiliz. Hastane projeniz ne olacak efendim? Efendim? Hastane projeniz. Allah kısmet ederse onu da yapacağız. Çünkü damdan düşen benim. Damdan düşenin halinden damdan düşen onlar. Sayın Cumhurbaşkanı kim yapıyor? Evet. Kendilerine de saygılar. Teşekkürler. Hürmet ederim. Ne demek? Size hizmet etmek bizim için şereftir. İmzalı iş efendim. İmzalı zaten efendim. Sizin kendi imzalı. Beyler kalkın bakalım da kısmı evet. Aziz kardeşimiz, değerli sanatkar, muhterem dostumuz İbrahim Tatlıses'in başarıları temenni ederek ona sağlık dolu günler diliyorum. Ve bunu ona armağan ediyorum. Allah razı olsun efendim. Armağan ediyorum. Kolay kolay vermezsiniz efendim şapkayı. Efendim? Kolay kolay kaptırmıyorsunuz şapkayı ama. O az kalabalık adamına bağlı. Adamına bağlı. Bu şapkanın altında çok işler yapacağıma inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol canım. Oldu mu senin dediğin? Vallahi çok güzel oldu. Ben de zaten zatenizden 3 sene yılın kameramı aldım da oydu. İçin. Bu kadar. Çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Saygılar. Saygılar. Elimizde çocuklar. Sağ olun.